Burada konuştuğumuz hiçbir şey kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir. Eğer yatırım yapmak istiyorsanız lütfen kendi araştırmanızı kendiniz yapın ve özgür iradenizle karar verin. Topluluklar tarafından desteklenen, herkes için erişilebilir, değer ifade eden ve ticaret yapmamıza olanak sağlayan yeni bir küresel pazar ortaya çıkıyor: kripto paralar. Her geçen gün farklı uygulamaların ortaya çıkması ve merkezi olmayan finans'taki gelişmelere rağmen kripto altyapısı geride kalıyor ve parçalanmış bir pazara yol açıyor. Bugün bu parçalanmanın önüne geçecek cüzdanlardan borsalara ve DeFi protokollerine serbestçe geçişe izin veren ilk merkeziyetsiz saklama ağı Credo Network projesini inceleyeceğiz. Buyurun başlayalım. Credo Cosmos Tendermint kullanılarak üretilmiş bir katman 2 blok zinciri ağı. Credo'yu Arbitrum, Optimism gibi diğer katman 2 çözümlerinden ayıran şey tek bir ağ üzerinde odaklanmıyor olması. Yani Credo mevcut katman 1 blok zincir ağlarının hepsine bağlanmayı amaçlıyor. Credo yalnızca duymaya alışık olduğumuz ölçeklenebilme, merkeziyetsizlik ya da güvenlik gibi blok zincirdeki popüler arayışları çözmek konusunda iddialı değil. Aslında bu ağları daha kullanışlı hale getirmeye odaklanıyor ve kişiden kişiye transfer, merkeziyetsiz diye kullanma gibi konularda birleşik ve pratik bir DeFi hizmeti sunuyor. Son incelemelerimizde sık sık bilgisayar teknolojileri ve bunların gelişimine göz attık. Bu teknolojilerin ve yazılım biliminin doğası gereği karşımıza yıllardır süre gelen matematik teorileri çıktı. Bugün yine çok kısa Credo'nun güvenliğini nasıl sağladığını anlamak için bir matematik teoreminden bahsedeceğiz. Aslında bu konular da bize kriptografinin neden teknolojinin son noktası ve en gelişmiş ürünleri olabileceğini açıklıyor. Çünkü daha önce yapılamayanı yapıyor, çözülemeyeni çözüyorlar arkadaşlar. Bu problem özet olarak ne kadar parası olduğunu açıklamayan 2 milyonerden hangisinin daha zengin olduğunu bulmaya çalışıyor. İmkansız gibi görünebilir ama matematiksel şifrelemelere göre bunu tespit etmek mümkün. İşte kripto paralarda buna benzer şifrelemeler aracılığıyla geliştirilen teknolojinin adı NPC yani çok taraflı hesaplama. Hiçbir kullanıcının ötekinin varlığından haberdar olmayacak şekilde ağda tüm kullanıcıların varlıklarını saklamasını sağlayan bir güvenlik duvarı oluşturuyor arkadaşlar. Böylece kredo için güvenlikli bir varlık depolama ağı diyebiliriz. Kripto para piyasasına her yıl yüzlerce yeni proje dahil oluyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Çeşitli ağ sorunlarına çözüm üretme ya da sadece ticaret amacıyla ortaya çıkan blok zincir projelerinin tamamı pastadan pay alma ve kendi sermayesini oluşturma peşinde. Buna karşın Credo bu kadar çok bölünmenin doğru olmadığını savunuyor. Ve şu üç öne çıkan özelliği sayesinde piyasadaki DeFi uygulamaları ve katman bir blok zincir kullanıcılarını tek bir merkezde toplamayı ve Credo ağını kullandırmayı teşvik ediyor. Az önce bahsettiğimiz NPC teknolojisi sayesinde saldırı karşı önlem alınmış. İkinci olarak çapraz zincir varlık yönetimi söz konusu olduğunda gerekliliği kaçınılmaz ve oldukça da popüler. Layer 3 bu da kullanıcıların şifrelenmiş merkezi olmayan mesajlaşma ağı üzerinden işlem onaylanması gibi ticaret öncesi prosedürleri kolayca gerçekleştirmesini sağlıyor. Credo'nun ne olduğunu ve öne çıkan özelliklerini konuştuğumuza göre proje ne durumda anlamak için yol haritasına geçelim. Credo ilk defa 2018 yılının sonlarında planlanmaya başlıyor arkadaşlar. Henüz yolun başındayken o dönem için hatırı sayılır yani 20 milyon dolarlık fon topladı. A testlerine ise 2020'de başladı. 2021 Temmuz'da CoinList'te iki opsiyonlu bir ön satış gerçekleştirdi. Bu ön satışın detaylarını açıklamalardan ulaşabilirsiniz. Bunun yanında ilk yayınlanan yol haritasına uyulmamış arkadaşlar. 2021 proje açısından boş geçmiş. Yakın zamanda yeni bir yol haritası yayınladılar ve ekranda da göreceğiniz üzere Avalanche, Polkadot gibi ağların entegrasyonu için çalışıyorlar. Credo ağı hali hazırda Bitcoin, Ethereum, Algorand, Solana ve BSC'yi destekliyor. Diğer desteklenen altyapıları da yine açıklamalar kısmında bulacaksınız. Credo cüzdan, API, sigortalar ve çeşitli ağlara entegrasyon gibi kripto paralarda çok yönlü çalışmalar yürütüyor. Böyle bir ortamda tıkanıklıklar, bazı gelişmelerin askıya alınması çok normal. Bunun yanında aynı anda her alana hakim olma çabası ne kadar doğru bir yaklaşım tartışılır. Zaten dinamikleri tam oturmamış bir sektörde çalışıyorsunuz ve bir şeyi tam yapmak yerine her şeyi yarım yaparak ilerliyorsunuz. Credo'nun yalnızca proje için değil, kripto para piyasalarının da öne çıkan gelişmelerini değerlendiği birçok içeriğe sahip bir blogu var. Onun da linkini aşağıya ekledik. Şimdi incelememize takımla devam edelim. Credo LinkedIn bilgilerine göre 142 çalışana sahip. Virgin Adaları ve Londra olmak üzere iki merkezli ve 2018'de kurulmuş bir şirket. CEO Anthony bulut teknolojileri alanında tecrübeli ve daha önce çeşitli strateji yönetim firmalarında görev almış. Ekibin geri kalanı siber güvenlik, kripto paralarda ölçeklenebilirlik ve fintech alanında tecrübe sahibi kişilerden oluşuyor. Credo'nun kriptoda kullandığı çok yönlü enstrümanlar ve girişimler göz alındığında öyle dolu dolu bir geçmişe sahip profesyoneller ya da akademik olarak ...güçlü CV'ler takımda mevcut değil arkadaşlar. Açıkçası böyle çalışanlar görmek isterdik. Önceki incelemelerimizde çok daha tecrübeli takımlarla karşılaşmıştık. Yine de kalabalık, aktif bir ekibe sahipler. Çeşitli konferanslarda görev almışlar ve burada şeffaf davranarak... ...hem proje merkezini hem de tüm çalışanları geçmişleriyle paylaşmışlar. Bu şeffaflıklarını da pozitif karşılıyoruz. Credo bazı kaynaklara göre 80 milyon dolar... ...bazılarına göre ise 100 milyon dolar gibi çok yüksek bir yatırma aldı arkadaşlar. Coinbase, Nexo gibi ekranda gördüğünüz popüler firmalarla stratejik partnerlikler açıkladılar. Quantstamp, Signum Capital gibi sermaye yönetim şirketleri de projeyi fonlayanlar arasında. Jeton ekonomisinde buna detaylı değineceğiz. Kısaca ön bilgi verirsek kripto paralar yüksek teknoloji kategorisindeki ürünler olduğundan bazı geliştirmeler ciddi kaynak gerektirebiliyor. Buna karşın Credo'nun satış yaptığı özel fonlar projenin pek faydasına hareket etmemiş. İncelemelerimizde sık sık jeton ekonomisinin önemini vurguluyoruz. Başarılı jeton ekonomisi kripto projenizin birçok açığını örtebilir. Aynı şekilde kötü planlanmış jeton ekonomisi muhteşem bir projeyi felakete sürükleyebilir. Credo'da jeton ekonomisinin önemini gözler önüne sereceğiz. Credo jetonu 2 milyar maksimum arıza sahip ve CoinMarketCap verilerine göre 34 milyon dolar piyasa değerinde. Ekrandaki borsalardan bu jetonu satın alabilirsiniz arkadaşlar. Şu anda en yüksek hacim Gate.io ve KuCoin borsalarında görünüyor. Borsa listelemelerine öncelik vermeleri güzel. Bugün önde gelen borsalardan birkaçında listelenmiş olmak gelecek için bir referans sağlarken boğa döneminde de ekstra hacim katacaktır. Gelelim projenin alarm verdiği yumuşak karnına. Kredo jetonu 9.77 dolarla Kasım 2021'de maksimum değere ulaşırken bugün fiyatı 23 cent. Bu %98'lik kayıpsa kötü jeton ekonomisinin bir sonucu arkadaşlar. Ekranda gördüğünüz yüzdeler hangi alanda ne kadar jeton ayrıldığını ifade ediyor. Takım için %22, yatırımcılar için %34 gibi çılgın ınlık derecesinde fazla bir oran ve %11'lik ön satışla beraber toplamda %67 oranında jeton satmamaları için hiçbir sebep olmayan ilk alıcılara dağıtılmış. Bu felaket derecesinde yüksek bir oran arkadaşlar. Fiyat verileri de bunu ispatlıyor olacak ki ilk sene 9 dolarlardan jeton resmen perşembe pazarına dönmüş ve satan satana fiyat buralara kadar baskılanmış. Yine ekosistem ve validatörler için ayrıdan %15'lik kısım gelişmeler ve yükseltmeler için çok çok az. Öte yandan vesting takvimine bakacak olursak 2021 2024'e kadar bu baskının süreceğini öngörüyoruz. Yani piyasa toparlansa bile kredodan sivri yükselişler bekleyemeyiz. Ancak yeni partnerlikler ve geliştirmeler göz önüne alınarak uzun vade düşünülebilir. Bunları da göz önünde bulundurduğumuzda bu projeye yatırım için daha çok vakit var gibi görünüyor. 2024'ün ikinci çeyreğinde en uygun yatırım zamanını gözlemlemek daha doğru olacaktır. Biz yine de proje incelememize bir yatırımcı gözüyle devam ediyoruz arkadaşlar. Staking için kredo cüzdana sahip olmamız lazım. Kredo cüzdan üzerinden 3 ve 6 aylık stake seçenekleri sunuyor. %18 API oranıyla kazanç sağlayabiliyor. Dikkat etmekte fayda var arkadaşlar. Messari verilerine göre kredo yıllık %158 enflasyona sahip. Ve bu vesting takvimi göze alınırsa enflasyon en az 2024'e kadar sürecek gibi görünüyor geldik sosyal medyaya Credo Twitter'da 60 bin Telegram'da 14 bin takipçiye sahip LinkedIn profillerinin de aktif olduğunu görüyoruz. Twitter takipçileri son aylarda artarken Telegram'da bir düşüş var. Yine de sosyal medya verileri bazen manipülatif olabilir arkadaşlar. Ayrıca son bir yılda Credo sosyal medya hesaplarının etkinliğini ekrana yansıyan grafiklerden kontrol edebilirsiniz. IDO sürecinden bu yana düşüş gerçekleşmiş. Fiyattaki ciddi düşüş kullanıcıları bu projeyi takip etmekten kaçırmış ve olumsuz hava buraya da yansımış. Proje bir YouTube kanalına ve daha da önemlisi piyasadaki tüm ciddi gelişmeleri tartıştığı bir bloğa sahip. Bunu birkaç dakika önce söyledik. Burada bir farklı çok sayıda içerik bulabilirsiniz. Gerekli linkleri her zaman olduğu gibi açıklamalar kısmına bırakıyoruz. Videoyu noktalamadan önce projenin öne çıkan artıları ve risklerini masaya yatıralım arkadaşlar. Artılarla başlayalım. Credo ilk varlık saklama ağı. Bu yalnızca kriptoda değil geleneksel finansta da bankalar ve şirketler için bir ihtiyaç. Yüksek güvenlik de sağlamasıyla Credo aslında büyük bir pazara hitap edecek şekilde tasarlanmış. Credo bir çapraz zincir platformu aynı zamanda farklı ağlara aynı platformdan erişim sağlıyor. Böylece bölünen ve kopan difa hizmetlerini bir araya getir kullanıcı için pratik çözümler sunuyor. Credo A şimdiden Ethereum, Solana, BSC gibi ekosistemlere entegre olmuş durumda. Ayrıca Metamask ile kurumsal bir anlaşmaya giderek Credo A'nın Metamask'ta kullanılmasını sağlamış. Evet geldik eksilere. Eksilere şüphesiz jeton ekonomisiyle başlıyoruz. Tüm planları çöpe atacak kadar kötü planlanmış ön satışlar ve kontrolsüz salının projenin çok ciddi kan kaybetmesine yol açmış. Yani kullanıcıların bu jetonu ellerinde tutmaya devam etmesi için bir sebep yok. Maç buradan döner mi açıkçası soru işareti arkadaşlar. Çünkü bu yalnızca maddi bir kayıp değil. Topluluğa karşı güven kaybına da yol açmış. Credo cüzdan üye olmak için KYC istiyor arkadaşlar. Bu hem kullanımda pratik olmayan bir yol hem de merkeziyetsizlik fikrine karşı soru işaretleri oluşturuyor. Proje çok yönlü bir büyüme amaçlarken aslında bölünmenin dezavantajına çok uğramış. Birçok ağa entegrasyon, bağımsız bir cüzdan ve bazı katman bir özellikleri derken hiçbir alanda hedeflenen başarı gelmemiş. Ayrıca küçük yatırımcılara fazla satış olmaması topluluk oluşturmalarına engel olmuş. Sosyal medyada majör sitelerde Credo'nun adından çok söz edilmiyor ama gelecekte işler değişebilir. Credo'nun bizim açımızdan son eksisi takımı arkadaşlar. Blok zinciri ve kripto paralarının hala yeni bir sektör olduğunu ve yeterince profesyoneli barındırmadığını düşünebilirsiniz. Ancak önceki incelemelerimizden Eptos, Celestia gibi örnekler Silikon Vadisi'nin dev şirketlerinden mühendisleri kendisi için çalışmaya ikna etmişti. Bu başarılı örneklere bakıldığında Credo takımının dezavantajları olduğunu düşünüyoruz. Ayrıca yol haritasından kopmak gibi geliştirme aşamasında karşılaştıkları sorunları buraya da bağlayabiliriz. Credo kriptoda sermayeyi bölmek yerine bir araya getirmek, ağları yarıştırmak yerine onlardan toplu bir fayda sağlamak, çapraz zincir gibi yaklaşımlarıyla geçerli ve popüler bir vizyona sahip. Yine de bu işin bel kemiği olan jeton ekonomisi planlamasını göz ardı etmemeleri gerekirdi. Günün sonunda Coinbase gibi devlerin desteklediği proje küllerinden doğar mı? Oturup hep birlikte seyredeceğiz. Evet arkadaşlar incelememizin sonuna geldik. Artılarıyla eksileriyle projeyi değerlendirdik. Buradan bu projenin incelenmesinde danışmanlık yaptığı için Bülent hocama da teşekkür ediyorum ediyorum. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri aktif hale getirmeyi unutmayın. Anlaşılmayan, aklınıza takılan ne varsa yorumlarda sorabilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca Telegram grubumuzda da çok aktifiz. Bütün sosyal medya hesaplarımızı açıklamalar kısmına bırakıyoruz. Oradan da bakabilirsiniz. Bir sonraki incelemede görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.